Herkese merhaba, ben Kardi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2020'nin en iyi Kore dizileri hakkında konuşacağız. Ben burada kendi kendime konuşacağım diyebiliriz. 2020 korkunç, iğrenç bir yıldı. Ama Kore dizileri için bence çok iyi bir yıldı. Bir 2016 yılı olmasa da bilenler bilir. Bence Kore dizileri için en efsanevi, en iyi dizilerin çıktığı yıldır 2016. Bu kadar kötü bir senede bu kadar iyi dizilerin olması bir sevinç kaynağı oldu Kore dizileri sevenler için. Konuşmak istediğim ilk diziden başlayıp sırayla dizileri sayacağım. Evet, birinci dizimiz The King Eternal Monarch. Benim en heyecanla beklediğim diziydi. Yani gelmesi için gün saydım. Fragmanı çıktığında derste olduğum oluyordu. Çıktı! Fragman çıktı! Diye çığlıklar attığımı biliyorum. Çünkü hepimizin canı obbası. Lee Min-ho'nun askerden döndükten sonraki ilk dizisiydi. Bence askerden döndükten sonra ilk iş olarak inanılmaz bir iş tercih etti. Dizinin konusu paralel evrende geçen bir aşk hikayesi. Birazcık fantastik, bilim kurgu, romantizmi doruklarda, aşk acısı doruklarda. Lee Min-ho karakteri Kore İmparatorluğu'nda. Dizinin öbür başrolü Goblin'den zaten kendisini çok sevdiğimiz Kim Go-eun. O da John Tae karakterini oynuyor. Şu andaki Kore Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Ve ikisinin Min-ho'nun karakterinin paralel evrene geçmesiyle oluşan aşk hikayelerini anlatıyor. Dizinin en sevdiğim yanları kesinlikle Min-ho'ydu. At biniyor. Kürek çekiyor. Deniz piyadesi mi oluyor? Üniformasıyla geziyor. Görsel şöyle mükemmel. Bunu demek istiyorum. Oyunculuklarına zaten hiçbir şey demiyorum. Dizide Budan iki farklı karakteri canlandırıyor. Performans inanılmazdı. Dizinin soundtrack albümü mükemmel. Özellikle de Maze 10-15 sene sonra piyanonun başına oturtturdu beni o şarkı. İnanılmaz güzel müzikleri var. İzlediğinizde bunu unutmayın, 11. bölüm. Arkadaşlar 11. bölümün üstünde bölüm tanımıyorum. Çığlıklar atarak izledim. Bir yandan ağlayıp bir yandan gülüp böyle mükemmel bir bölümdü. Sırf 11. bölüm için bile The King izlenir. Küçük bir not dizinin dedikodu kısmını. Lee Min-ho'nun dediğim gibi askerden döndükten sonraki ilk dizisiydi ve Instagram hesabı 22 milyona ulaştı. Instagram hesabında annesi dışında hiç kimseyle fotoğrafı yoktu. Yani hiçbir kadınla fotoğraf asla paylaşmamıştı. Ve bunun üzerine dizi yayınlanırken Kim Go-eun'la fotoğraf paylaştı ve fotoğraf annesiyle olan fotoğrafının birebir neredeyse aynı fotoğraf ve gerçekten en çok beğenilen fotoğraflarından biri oldu. Beni inanılmaz mutlu etmişti açıkçası. Hani PR için olduğunu bilsem bile bence çok tatlı bir hareketti. Çok güzel bir diziydi. Asla pişman olacağınızı düşünmüyorum. Sıradaki dizimiz Itaewon Class. Yine bence 2020'nin en güzel dizilerinden biriydi. Park Seo-joon'un başrolü oynadığı, aynı zamanda da Kim Da-mi'nin başrolü oynadığı bir diziydi. Webtoon okumayı çok seven biri olarak Webtoon'a uyarlanan diziler de açıkçası ayrı bir hoşuma gidiyor. Dizinin konusu Park Seo-joon'un canlandırdığı karakter eski bir mahkum ve eski bir mahkumun en işlek olan caddede, Itaewon Caddesi'nde bar açıp arkadaşlarıyla beraber bu barı büyütmeye çalışmasının hikayesi. Aynı zamanda da bir intikam yolculuğu var aslında dizide. Ne spoiler vermemek için çok detaya giremiyorum ama gerçekten izlenesi bir dizi. Asla pişman olacağınızı düşünmüyorum. Dizinin soundtrack albümü mükemmel. Bu senenin en iyi soundtrack albümü olabilir. Ayrıca da BTS sevenler için de ARMY'ler kesin zaten biliyordur ama Park Seo-joon'un da çok yakın arkadaş olan V dizi için bir şarkı yaptı. Bu şarkı da dizinin soundtrack albümünde. Gerçekten çok tatlı bir şarkı. Bazı toplumsal sorunlara değindiler dizide. Cinsel tercihler ve ırkçılık gibi. Bana göre dizinin hem kalitesini hem anlamını çok arttırmıştı. Park Seo-joon'a gelirsek, kendisinin zaten büyük hayranıyım. Çok yetenekli, çok yakışıklı. Bütün dizilerini izledim diyebiliyorum. Genelde hani yakışıklı başrolken, burada da tabii ki de yakışıklı başrol ama öbür dizilere kıyasla burada biraz daha utangaç,
çekingen rolde. Dizideki tarzı inanılmaz. 3 numara saç çok yakışmış. Botlar, böyle kanvas pantolonlar, üstüne bol sivi şörtler. Bence izlediğim diziler arasında, Park Seo Joon'un dizileri arasındaki en tarz, en yakışıklı haliydi. Sıradaki dizimiz Crash Landing on You. Bence bu senenin en çok konuşulan dizisi olabilir ki hak ettiğini düşünüyorum. İmkansız aşk klişesini bu kadar güzel aktarıp da bu kadar güzel eğlendiren, bir yandan da ağlatan bir dizi. Dizinin başrolünü Hu Yubin ve Son Ye-jin paylaşıyor. İkilinin uyumu gerçekten çok güzeldi. İkisinin ajansı da yeni açıklama yaptı. İkisinin diziden sonra birbirlerini özlediklerini, bu yüzden de görüşmeye başladıklarını, resmi olarak da ilişkilerini onayladıklarını duyurdular. O yüzden çok ayrı sevindim. Çok böyle, yani dizide zaten çok tatlılardı. Şu an gerçek hayatta da birlikte olmaları çok güzel bir artı. Sırf bu yüzden bile diziyi izleyebilirsiniz. Dizinin konusu da hem Kuzey Kore'de geçiyor dizi, hem de Güney Kore'de geçiyor. Hu Yubin'in oynadığı karakter Kuzey Koreli bir asker. Son Ye-jin'in oynadığı karakter de Güney'de tam zıt bir şekilde çok zengin bir ailenin kızı. Ve bir şekilde Kuzey Kore'ye gidiyor. Kuzey Kore'de de aşkları başlıyor. İki ülkenin ne kadar farklı, birisinin özgür, bağımsız, son model teknolojilerle çağdaş yaşadığını görürken, öbür taraf da Kuzey Kore'nin ne kadar durumlarda yaşadığı insanların gösteriliyor. Bir başka notta dizinin bir bölümde konuk oyuncu olarak Kim So-yun oynuyor. Bu sene o da ekranlara 2020'de geri dönmüştü. Kim So-yun'un konuk olarak oynadığı karakter onun 2013 yılında Secretly Greatly adlı bir filmindeki oynadığı karakteri bu Crash Landing on You'da konuk oyuncu olarak canlandırıyor. Çok kısa ama gerçekten kendi dizisi başlamadan önce bu dizide görünmesi ve eski oynadığı bir karakteri ufacık da olsa tekrar canlandırabilmesi bence çok güzel bir detay olmuş. Bilmeniz gereken bir detay da jenerikten sonra dizi devam ediyor. Ve dizinin o bölümündeki gösterilmeyen bir sahne gösteriliyor. Sonuna kadar izleyin, bekleyin. Sakın ha bir sonraki bölümü atlamayın. Sıradaki dizimiz It's Okay Not To Be Okay. Dizinin başrolünde Kim So-yu ve Son Ye-jin oynuyor. Uzun zaman sonra Kim So-yun dizilere geri döndü. Canlandırdığı karakter bir akıl hastanesinde çalışıyor. Abisi otistik bir birey ve hayatının zorluklarını gösteriyor dizi bize. Aynı zamanda Son Ye-jin'in oynadığı karakter bence çok tatlı bir karakter. Tam bir psycho, ruh hastası, çocuk kitabı yazarı. Açıkçası böyle Tim Burton filmlerindeki psycho karakterleri çok andırdı. O yüzden çok ayrı sevdim karakteri. En çok dikkat çeken şey ise dizi boyunca Son Ye-jin'in şu kadarcık olan beli. Bu kadar ince olması insanın birazcık sinirini bozuyor. Gerçekten çok güzel bir kadın. Giyindiği kıyafetler, o gotik tarzı o kadar güzel ki kadına hayran olmamak elde değil. Ayrıca ismini ne kadar zor söylesem de dizinin bir öbür başrolü Oh Jung-si. İnşallah doğru söylemişimdir çünkü dilim dönmüyor. Onun performansı yani inanılmazdı. Otistik bir bireyi canlandırıyor ve bu kadar iyi otistik bir bireyi canlandıramazsınız. Yani o kadar iyiydi ki adamın yeteneği için izlemelisiniz. Son Ye-jin'in oynadığı karakter çocuk kitabı yazarı olduğunu söylemiştim. Bu hikaye kitaplarını dizi için gerçekten yazmışlar. İnsanların hayatlarındaki verdikleri psikolojik savaşlarla ilgili hikayeler, insanın gözünü doldurtan, çok içine işleyen hikayeler yazmışlar. Dizi senaryosu dışında da bu hikayeleri yazmış olmaları ne kadar kaliteli bir iş yaptıklarını gösteriyor. Ayrıca da bir grafik tasarımcı olarak söyleyebilirim ki dizideki animasyonlar çok güzel. İllüstrasyonları kim yaptı bilmiyorum ama harika illüstrasyonlar var. Görmeniz lazım. O yüzden dizi
çok 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 öneriyorum. Sıradaki dizimiz Flower of Evil. Eğer dürüst olmam gerekirse 2020'nin en iyi dizisi olabilir. Dizi inanılmazdı. İzlerken gerginlikten, heyecandan öldüm. Saçımı başımı yoldum. Bir Moonlovers hayranı olarak Lee Jong-gi'yi ekranlarda görmek beni çok mutlu etti açıkçası. Oyunculuğunu zaten Moonlovers'tan ne kadar mükemmel olduğunu biliyorduk. Buradaki oyunculuğu da gerçekten bir o kadar mükemmeldi. Dizinin konusuna gelirsem spoiler vermeden en basit şekilde 10 küsür seneye aşkın tanıdığınız kocanız, 5-6 yaşlarında çocuğunuz olduğu, en iyi tanıdığını düşündüğünüz insan aslında ya tanıdığınız insan değilse ya bir katilse. Soru işaretleri, soru işaretleri. Yani dizi tamamen soru işaretlerinin üstüne kurulmuş. İnanılmaz gerilim veren, çok heyecanlı, aksiyonu doruk noktalarda olan mükemmel bir dizi. Gerçekten dizide oyunculuklarını konuşturmuşlar diyebilirim. Belki son karakteri gerçekten İnanılmaz yakışıklıydı. Yani kötü bir karakter bu kadar yakışıklı olamaz. Ben erkekte uzun saç beğenmem, sevmem ama uzun saç bir insanı bu kadar mı yakışır? Oyuncunun ismini bulacağım hemen. Kim Ji-hoon galiba. Yanılmıyorsam ismi. Gerçekten inanılmaz yakışıklı bir adamdı. İlk defa bir dizide gördüm. Oyunculuğu mükemmeldi. İnternetten izledim diziyi. İzlediğim sitedeki çevirmenlerden birisi izlerken artık nasıl ağladıysa parantez açıp şey yazmış son bölümde. Ağlamaktan ciğerimiz kalmamıştır gibi bir şey yazmış. Ağlıyorum ve hani çevirmenin yazdığı notu gördüm. Ciğerimiz kalmamıştır notunu. Gülmeye başladım. Çok tatlıydı. Gerçekten çevirmene de buradan sevgiler. Sıradaki dizimiz Tale of the Nine Talents. Bir Goblin fanı olarak yani en sevdiğim dizi. Lee Dong-wook'a bayılıyorum. Mükemmel bir karakter, mükemmel bir insan. Goblin'i izleyip de bu adama zaten yani bayılmamak elde değil. Dizinin konusuna gelirsek, dizinin başrolü 9 kuyruklu bir tilki olan Ion karakteri. Bu karakter hayatında sadece bir kez aşık olabiliyor ve hayatını aşık olduğu kadını arayarak geçiriyor. Öbür bir başrolümüz ise Nam Jia karakteri. Jia karakteri üstü varlıklara inanıyor. Şehirde dolaşıyor. Yaşayan 9 kuyruklu tilkinin varlığından haberdar olup onun peşinden koşmaya başlıyor. Daha sonrası aksiyon, kan, nefret, gözyaşı. Bunun dışında üçüncü bir başrol karakterimiz var. Bence en parlayan karakteriydi. İyon karakterinin kardeşi. Kendisi de 9 kuyruklu bir tilki. Bu karakterin ismi de Irine. Bu karakteri canlandıran oyuncu da hepimizin bildiği bir Kore efsanesi olan Boys Over Flowers'ın Epifor üyelerinden Kim Boom canlandırıyor. Uzun süre çok dizilerde yoktu. Birkaç tane dizide oynadı ama bu kadar hani büyük bir dizide oynamamıştı. Oynadığı karakter ne kadar dışa karşı kötü bir karakter olarak gösterilse de aslında içinde ne kadar ponçik, ne kadar tatlı. Böyle tam kötü karakteri sevdirirler ya. Tam o olmuş yani. Gerçekten internette her yerde Kim Boom'un fotoğrafları vardı. Dizinin en parlayan oyuncusu olabilir. Diziyle ilgili tek sıkıntım dizinin spoilerını yemiştim. Yine Instagram sağ olsun. Bu zamana kadar bir mucize olmuş ve spoiler yememişseniz her şeyi bırakıp hemen oturup diziyi spoiler yemeden izlemenizi tavsiye ederim. Sıradaki dizimiz Startup. Aslında bu diziye çok doluyum. Yani inanılmaz doluyum. Büyük bir nefret var içimde bu diziye karşı. O yüzden video koymayacaktım. Ama dedim ki hakkını da yemeyelim şimdi. Dizinin konusu girişimci gençlerin başarıya ulaşma serüvenini anlatıyor. Dizinin başrolünde Nam Joo-hyuk ve Suzy oynuyor. Ama bence aşk üçgeninin ikinci erkeği Kim Son-ho bence başrol sayılabilir. Dizinin en büyük problemi şu, ikinci erkeği sevdiriyor arkadaşlar. Neden bize başroldeki erkek yerine ikinci erkeği sevdiriyorsunuz? Hiç anlamıyorum. Gerçekten hiç anlamıyorum. Bu konuda çok doluyum. Yani dizinin en güzel bölümü birinci bölümüydü. Başroldeki Nam Joo-hyuk gerçekten çok tatlı bir oyuncu.
Kimbukju'da olsun, Moon Lovers'da olsun gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu. Ama kusura bakmasın bu dizide benim için çok başrol değildi yani. Dizi boyunca Kim Seon-hu'yu izledim. Onun için ağladım. Gerçekten dizide bütün ağladığım sahneler onun sahnesiydi. Güzel bir dizi, tavsiye ederim. Çok fazla konuştuğumu farkındayım. Umarım tavsiyelerim işinize yarar. Zevkinize göre güzel izleyecek diziler bulursunuz benim sayemde. Bana göre 2020'nin en iyi, en başarılı dizileri bunlardı. Sizin yorumlarınız varsa, bu diziler hakkında konuşmak istiyorsanız veya bence bu dizi de 2020'de çok iyiydi diyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Beraber onları da konuşalım. Ben buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda, başka bir Kore içeriğinde görüşmek üzere.